أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير بلا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمستحل حرمة الله والمستحل من عدرتي ما حرم الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etvalar rıdvanullah aleyhüm ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyhüm ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzin kayyimin cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfu bulunan evliya, ulema, suliha, şüveda, müminat tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Seb'atun, insanlardan yedi grup vardır ki le'antuhum, ben onlara lanet ettim. Ve kullu nebiyyin mücab, duası kabul olunan diğer peygamberler de onlara lanet etti. Evet. Bir başka rivayette yedi kişi vardır ki ben onlara lanet ettim. Allah da lanet etti. Ve her duası kabul olunan peygamber de lanet ettiği şeklinde. Kim onlar? اَزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabına ilave yapanlar. Kur'an'dan olmayan şeyi Kur'an'a sokanlar. Veya Kur'an'ın manası var. Peygamber açıklamış. Ümmeti Muhammed açıklamış. O onların dışında bir yorum getiriyor. Kur'an'a uymayan yorumlar getiriyor. İşte onlar. Evet. Kur'an'a ilave yapan. Kur'an-ı Kerim diğer dini kitaplar içerisinde ehli kitap olan Hristiyanlık, Yahudilik, Tevrat ve İncil. O kitaplardan günümüze kadar İlk indiği anda yazılıp da eksiksiz fazlası ilk gelen, tek gelen kitaptır. Çünkü Tevrat da İncil de nazil olduğu zaman yazılmamış. Ala rivayetin ağızdan ağıza nakledilmiş. Zamanla herkes hatırladığını söylemiş.
eksiltilmiş, ilaveler yapılmış. Bu gerçek hala ortada. Mesela binlerce İncil olmuş. 325'te İznik'te Bizans İmparatoru toplan demiş, bu kadar İncil olmaz. Toplanmışlar, binlerce İncil'i ancak 4'e indirebilmişler. 1'e indirememişler. Halbuki Allah Teala tarafından İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil bir tanedir. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Halen ellerindeki İncil bu. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'tan indirildiği gibi Allah'ın buyruğu üzere ayet sırası, sure sırası, surelerin kaç ayet olduğu, bunlar Allah'ın buyruğu üzere Resulullah Efendimiz'e bildirilmiş Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. O da vahiy katipleri, görevli vahiy katipleri tutmuş ve vahiy katipleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri insanlara söyleyince yazmışlar. Görevli vahiy katipleri var. Deri parçalarına, düz taşlara, tahtalara, o zaman kağıt yok, yazılabilecek şeylere yazmışlar. Daha sonra bu yazılan ayetler Hazreti Ebubekir zamanında yalancı peygamberlerle uğraşmış Hazreti Ebubekir. Tabii bu harplerde, bir harpte Yemame'de mesela 70 hafız birden Kur'an'ı ezbere bilen 70 hafızı Kur'an birden şehit olmuş. Bunun üzerine Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e Kur'an'ı topla demiş. Bir araya getir. Kur'an'ın bütün ayetlerinin bir araya getirilmesine mushaf deniyor. Evet, o zaman mushaf yapılmış. Bu mushaf korunmuş. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında İslam alemi çok genişlemiş. Mısır fethedilmiş, Azerbaycan fethedilmiş, Habeşistan fethedilmiş, İran fethedilmiş. Değişik okuyuşlar, değişik insanlar İslam'a girdiği için birliği sağlamak amacıyla bu Ebubekir radıyallahu anh zamanındaki mevcut nüshadan altı nüsha çoğaltılmış. Kahire'ye, İstanbul'a, İran'a, Habeşistan'a, buralara gönderilmiş. O Kur'an'lardan bir tanesi halen Topkapı Müzemizdedir. Bir tanesi Paris Milli Kütüphanesi'ndedir. Bir tanesi Amerika Kongre Kütüphanesi'ndedir. Elimizde mevcut. İndirildiği şekilde olduğu gibi bize kadar gelen tek ilahi kitap Kur'an-ı Azimüşşan. Böyleyken bir takım insanlar işte Kur'an şu kadar şöyledir, bu kadar böyledir de çeşitli mutalalarda bulunuyorlar. Halen ülkemizde de böyle adamlar var. Efendimiz bunları görmüş. Diyor ki şu 7 grup insana ben lanet ettim. Ve her peygamber de onlara lanet etti. اَزَّائِدُ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Kur'an'a ilave yapanlar, yapmak isteyenler lanetlidir. Kur'an'a ilave yapmak küfürdür. Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı, sünnet Kur'an'ı açıklayan sözlerdir. Peygamberin sözleri, davranışları, takrirleridir. Buna aykırı yorumlarda bulunmak, tevil etmek de sapıklıdır, bid'attır. Birisi bu, lanetli olanlardan. İkincisi, vel mükezzibi bi kaderille. Allah'ın kaderini yalanlayanlar. Evet, Allah'ın bir ezelde kimin ne yapacağını bildiği için serbest kalınca, herkesin iradesini ne yolda kullanacağını bildiği için Allah'ın ilminin sınırı yok. O bilgisini yazmış. Buna kader diyoruz. Bunu yalanlıyor.
Bu da lanetlidir. Üçüncüsü vel müstahil hurmetallah. Evet. Allah'ın haram kıldığını, saygın kılındığını, dokunulmayacağını söylediğini helal sayanlar. Evet, bunlar da lanetlidir. Mesela Kâbe-i Muazzama'nın çevresinde bir bölge var. Oraya haram bölgesi deniyor. Orada kavga olmaz, savaş olmaz. Oranın avı avlanmaz. Kuralları var. Bunları ihlal edenler lanetlidir. Evet. Vel müstehal min itreti ma harramallah. Benim ailem, ehli beytim hakkında Allah'ın haram kıldığı şeyleri söyleyenler, benim aileme, ehli beytime dil uzatanlar, bunu helal sayanlar lanetlidir. Benim akrabama Allah'ın caiz görmediği, yasakladığı fiilleri yapanlar, ezzet edenler, saygıyı terk edenler, evet, bunlar lanetlidir. Ve terkül sünneti, benim sünnetimi terk edenler, evet. Güzel Peygamberimiz, mucize olarak, Allah'ın ona lütfu olarak çağlar ötesini görmüş. Şimdi televizyon var Türkiye'de. Başka yerlere gitmeyelim. Kur'an'da her şey var. Yaş kuru her şey var. Kur'an bize yeter. Zaten Peygamber'in sünneti onun irtihalinden 200 sene sonra yazılmış. Şüphelidir. Kur'an'da her şey var. Kur'an bize yeter. Ötekiler uydurmadır. Hadisçiyim diyenler müfteridir filan diye söyleyen adamlar var. Hoca izleyen adamlar var. Kur'an'dan başkasını kabul etmeyiz. Asla onları gerçek kabul etmeyiz diyen adamlar var. Benim sünnetimi terk edenler lanetlidir. Ben de hadis okuyorum. Evet. Bu kitap 100 sene evvel yazılmış. Bir kitap caminin önünde, Kanuni'nin türbesinin girişinde, girerken solda Ahmet Ziyadin Efendi derlemiş. Sahih hadis kitaplarından derlemiş bu. Devamiul Ukul, zeka parıltıları diye isim vermiş. O hadisten, o kitaptan okuyorum. Lanetler arasında kitabı ilave yapanlar, kaderi yalanlayanlar, benim aileme dil uzatanlar, evet, Allah'ın haram kıldığını helal sayanlar ve benim sünnetimi terk edenler diyor Efendimiz. Ve terk-i sünneti, benim sünnetimi terk edenler. Kur'an var ortada. Sünnete ne gerek var? İstihfafen biha. Onu hafife alarak, önemsiz görerek, önemsemeyerek, önemsemeyerek sünnetimi terk edenler. Halbuki Peygamberimiz burada da lanetli dediği gibi, buyurduğu gibi, men istehane sünneti fakat istehane el Kur'an. Benim sünnetimi hafife alan, değersiz gören, önemsemeyen Kur'an'ı önemsememiş olur. Ve men istehane el Kur'an, Kur'an'ı önemsemeyen, hafife alan hem dünyada hem ahirette haib, hasirdir. Evet, ziyandadır, zarardadır. İflas edecektir, etmiştir buyuruyor hadis-i şerifinde. Burada da lanetli olduğunu söylüyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İncil'in, Tevrat'ın başına gelenler Kur'an'a da gelmesin diye vahiy katibi tutmuş, arz ettiğim gibi inen ayetleri Allah'ın isteği üzere. Bu ayet şu surenin, şu 25. ayeti, bu ayet şu surenin bilmem 3. ayeti şeklinde Allah'tan gelen emre göre her birini yere yazdırmış. Kendinin söylediklerine hadis diyoruz. Kavli hadis.
yaptıklarına fiili hadis diyoruz. Beğendiklerini görüp de yasaklamadığına takriri hadis diyoruz. Bu fiillerden bize gelen haberlere hadis diyoruz. Bu işlemlere sünnet diyoruz. Evet, bu sünnetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri, davranışları, takrirleri, beğendikleri Kur'an'ın açıklamasıdır, yorumudur, tefsiridir. Allah'ın emridir. Ati'ullâhe ve ati'urrasûl. Allah'a itaat ediniz, Muhammed Mustafa'ya itaat ediniz. Vettebi'un nebiyyel ummi. Ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olunuz. Evet, Allah'ın emridir. Benim sünnetimi hafife alanlar, işte bu emirlerden dolayı Kur'an'ı hafife almış olur. Emir veriyor Allah. Ona tabi olacaksınız diyor. وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Muhammed Mustafa işkembeden atmaz. Evet, Allah'ın kendisine, vahyine, ilhamına göre konuşur. Ne söylerse, ne yaparsa bizim kontrolümüzde söyler. İnneke bi'ayunina Habibim, sen bizim kontrolümüzdasın. Peygamber olmadan evvel de kontrolümdeydi, sonra da kontrolümdeydi. Efendimizin sözleri Kur'an'ı açıklar, asla Kur'an'a aykırı olamaz, değildir. Evet, bu günümüzde de böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası var. Ama anayasa genel prensiplerden bahseder. İnsanlar onu anlayamaz. Onun için kanunlar çıkar. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu çıkmış, idare kanunlar çıkmış. Anayasanın genel prensiplerini açıklayacak. Kanunlar da herkes anlayamaz. Bu kanunları açıklayacak tüzükler çıkar. Tüzükleri de herkes anlayamaz. Yönetmelikler çıkar. Evet, akıl yolu budur. Dünyada böyledir. İslam'da da Kur'an-ı Kerim genel prensiplerden bahseder. Bu genel prensipleri açıklayacak Peygamberimizin davranışlarıdır, sözleridir, beğendikleridir. Peygamber de gittikten sonra onun yetiştirdiği sahabilerin icmağıdır, müşterek kararlarıdır. Onlar da yok olduktan sonra onun peşinden gelen, evet, alimlerdir. Kur'an'da da buna emir vardır. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Bilmediğinizi bilen, bildiğini yaşayan, kabul edip yaşayan ehli zikir alimlere sorunuz. Bundan dolayı bizim devremizde Resulullah Efendimiz'e yetişemedik. Sahabi olamadık. Sahabiler yetişemedik. Tabiun olamadık. Tabiuna yetişemedik. Tebe-i tabiin olamadık. Şimdi bu grupların dışında. Ha, bunlar da işte bu arz ettiğim kitap, Kur'an, sünnet, Efendimizin hadisleri, sahabenin icmağı ve bu konuda bilgili, müçtehit dediğimiz kimselerin sözlerini kabul etmek zorundayız. Bunlar çokmuş. 29 tane mutlak müçtehit varmış. Olaylar olmuş, mücadeleler olmuş, tartışmalar olmuş. Dörde düşmüş. Ebu Hanife Numan bin Sabit, Muhammed bin İdris Eş-Şafi'i, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel. İslam alemi bu dördünün arkasında toplanmış. Bu, bilmediğinizi bilenlere sorun ayetine uygun olarak ortaya çıkmış bir gerçektir. Şimdi, bunlar öyle bir şey yok. Ebu Hanife İngilizce bilmez, Fransızca bilmez, Almanca bilmez, bilgisayar bilmez, ortaçağ adamıdır. Şimdi devir çok gelişti. Her şey çok. Teknik ilerledi, insanlar ilerledi. Artık karşımızda bir çöl Arabı yok. Bilgisi, görgüsü, yaşayışı bambaşka insanlar var. Onun için Kur'an'ı zamanımıza göre yorumlamalıyız diyen bir sürü sapık var. Ama Kur'an diyor ki, ayet Allah El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve radîtu lekumul islâme dîne.
bugün dininizi ikmal ettim, tamamladım. Mükemmeldir diyor. Ekmeltü leküm. Mükemmeldir. İksi yoktur Kur'an ayeti. Ve men yaptı gayrel İslami dinen falan yukbele min. Bu benim indirdiğim Kur'an, ortadaki Kur'an, peygamberin emirlerine göre, peygamberin sünneti, sahabilerin icmağı, bunların dışında din arayanın kim bu İslam'ın dışında ararsa falan yukbele min, asla kabul olunmayacak. Kur'an'da ayettir. Ama maalesef şimdi böyle abuk sabuk sözler çıkıyor. Bu kıyamet alametlerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları gördüğü için bize uyarıyor. Lanetlilerden birisi de benim sünnetimi terk edendir. Önemsemeyerek, hafife alarak. Kur'an varken sünnete ne gerek var? Diyenler var. Doğrudan doğruya Kur'an'a bakacağız filan diyenler var. Böyle 1100 senedir, 1400 senedir oturmuş tartışmalar, çeşitli şeylerden sonra, olaylardan sonra oturmuş, kesinleşmiş olan şeyle kurcalayanlar var. Bunu görmüş Peygamberimiz. Benim sünnetimi ifade eden, hadisleri terk eden lanetlidir. Vel müste'siru bil feyl. Evet. Ganimette hak gözetmeden, evet, yanlışlık yapanlar. Müslümanlar cihat ederler. Cihat kıyamete kadar bakidir. Ve her Müslüman cihat fikriyle yaşar. Vatana, millete, dine, İslam'a, namusa, Müslümanların canına, malına kasteden olursa hemen harbe hazırım duygusuyla yaşar. Kıyamete kadar bu böyle cihat sürecek. Kimde bu duygu yoksa diyor, cahiliye ölümüyle ölür diyor Peygamberimiz. Yaşı ne olursa olsun herkesin her zaman dinim için, namusum için, Müslümanların canı, malı için, vatanı için cihada hazırım duygusu taşıması lazım. Aksi halde cahiliye ölümüyle. Ha, bu cihat edildiği zaman ganimet alınır düşmandan, galip gelinir. Ondan bu ganimet, elde edilen değerli şeyler mücahitlere ülül emir tarafından taksim edilir. Buna bir böyle şeyde alınan var harpte, bir de böyle savaşmadan alınan var kafirlerden. Buna fey denir. İşte bu cihatta alınan ganimetleri veya işte savaşmadan elde edilen ganimetleri çarçur eden, adalet üzere dağıtmayan, hak hukuk gözetmeden cebedenler lanetlidir. Lanetli böyle devlet reisleri, idareciler, bunu yapanlar lanetlidir. Evet. Vel mütecebbir bi sultanihi. Evet. Yu'izze men ezellallah ve yuzill men azzallah. Evet. Devlet reisi olmuş, Müslümanların idarecisi olmuş, yetkili mevkiye gelmiş. Evet, bunu kötüye kullananlar lanetlidir. Bundan kendi çıkarına göre, kendi payına göre, çıkarına göre işlem yapanlar, Allah'ın aziz ettiğini zelil, zelil ettiğini aziz etmeye kalkanlar lanetlidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Amr İbni Şagavi el-Yafi'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Seb'atun, bu konuda başka hadisler de var. Seb'atun, ahir zamanda olacak şeyleri bize Peygamberimiz haber vermiş. Seb'atun, yedi kimse vardır. La yenzurullah ileyhim yevmel kıyame. Allah kıyamet günü onlara rahmet nazarıyla bakmaz. İhsanda, lütufta bulunmaz. Merhamet etmez. Mağfiret buyurmaz. Ve la yüzekkihim. Onları tezkiye etmez. Hatalarını örtmez. Ayıplarını örtmez. Ve la yecmeuhum mel alemin.
alemlerle onu bir araya getirmez. Evet, yani iyilerin arasını ayırayım, güzellerin arasını ayırayım demez. Onlara lütufta bulunmaz, ihsanda bulunmaz. Ya yudhiluhum ennara evvelet dâhiline, cehenneme ilk girenlerle beraber onları cehenneme sokar. Kimdir onlar? İlla en yetubu. Ancak tövbe edenler, ancak tövbe edenler hariç. Tövbe ederlerse feteballahu aleyhi, Allah tövbelerini kabul eder. Yaptığı hatanın farkına varmış, derin pişmanlık duymuş, bir daha işlemeyeceğim demiş. Ha, bunlar hariç, bu dediklerimizi yapanlar ilk cehenneme girenlerle gireceklerdir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tövbe yaptığı kötü işe, Allah'ın emrine, Peygamber'in emrine aleyhine, dinimizdeki kurallara aykırı, haram denilen, günah denilen şeyleri yapmış, ona pişman olmuş, içi yanmış, bir daha yapmayacağım diye Allah'a af dilemiş. Bu günahtan dönme, Allah'tan af istemeye tövbe denir. Tövbe geri böyle günahından vazgeçmek demektir. Bunlar hariç diyor, ısrar ediyor yaptığı yanlışlıklarda. Kim bunlar? Evet, hadisi okuyacağız. Ennâkihu yedehu. Evet, biz hadisleri okuyacağız, dinde olanları söyleyeceğiz. Mastürbasyon yapıyor. Evet, eliyle aletini oynuyor. Allah'ın insan neslinin devamı için yarattığı menisini boşa akıtıyor. Birisi bu. Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağı, tevbe de etmemiş. Aha bu. Evet. Vel fa'ilu vel mef'ulu bihi. İkincisi homoseksüeller. Erkek erkeğe, hem yapan hem yaptıran, ikisine Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Cehenneme ilk tevbe de etmemiş, cehenneme ilk girenlerle beraber cehenneme sokar onları. Hep görmüş bunları. Bugün Avrupa Birliği devletlerinin kanununda var. Amerika kanununda var. Erkek erkekle evleniyor, resmen kanun kabul ediyor. Ve benim oradan aldığım haberler, günübirlik, mesela Hollanda'da kadınlarla evlenmek demoda olmuş. Kimse ona yanaşmıyormuş. Erkek erkekle evleniyormuş. Lüksemburg Başbakanı'nın da karısı bir erkek, gördünüz. Televizyonuna çıktı. Bunları görmüş. Bunlar ila cehenneme zümera. Mel'undurlar. Lanetlidirler. Böyle olanlar battılar. Lut kavmi battı, halen denizden 340 metre çukurda duruyor. Gidip kıyamete kadar ibret olsun diye diyor, bunu gösteriyorum diyor Allah. Dolmuyor, ağaç mağaç yok ama yağmur da yağıyor zaman zaman. Biliyorsunuz bizim Üsküdar meydanını kazanmıyorlar. Düzeltecekler, kazarlarsa Bizans eserleri çıkacak. Öyle eser çıkınca da UNESCO müdahale ediyor. Bir sürü iş olacak. Onun için dokunamıyorlar. Dolmuş yani. Dolmuş o meydan. Ama o Lüt Gölü bu homoseksüellikten dolayı Kur'an'da var. Allah onların yere batırmış, tepesine taş yağdırmış. Denizden 340 metre aşağıda halen o memleket. Öyle duruyor, ibret olsun diye. Halbuki ağaç olmadığı zaman, yağmur yağdığı zaman etraftaki topraklar şeyi doldurur, çukur yerleri doldurur, su doldurur. Orayı doldurmuyor, gidip görebilirsiniz. Bakın, arz ettiğim gibi bizim Üsküdar meydanı kazanmıyor, dolmuş. Altta şeyler çıkarsa müdahale edecekler, bizim yolumuzu kesecekler. Onun için ellemiyorlar. Orayı dolmuyor.
ibret olsun diye fail ve mef'ul olanlar cehenneme ilk girecek olanlardır. Allah onları rahmet nazarıyla bakmaz. Tövbe etmedikçe, kesin dönüş yapmadıkça, mastürbasyon eliyle yapanlar. Ebu Davud, Tirmizi hadis, Abdullah Hasan, men vecettümühü yâmül amele kavmi lûtin faktülü faile vel mef'ûle bihi. Evet. Efendimizin hadisi bu efendim. Bu iki erkek cinsel ilişki kurmuşlarsa, Lüt kavminin işini yapmışlarsa, hem yapanı hem yaptırını gördünüz mü, buldunuz mu, öldürün diyor. Faktulu, öldürünüz. El faile mef'ule bih. İkisini de öldürün diyor. Peygamberimizin hadisi böyle. Evet. Ebu Hanife de öldürülür diyor. Ebu Bekir, Ali, Abdullah ibn Zübeyr, Hişam bin Abdülmelik yakın diyor böyle adamları. Onların fetvası böyle. Ebu Bekir diyor ki üstüne ev yıkın diyor. Yıkık altında kalsın diyor. Çünkü Lüt kavminin üstüne dağlar taşlar yıkıldı. Toprak yıkıldı. Onun cezasını verin diyor. Evet. Abdullah ibn Abbas diyor ki binanın üst katından başı üstüne yere atın diyor. Aynı o Lüt kavmine olduğu gibi düştüler, üstüne taşlar yağdı. Aynı cezayı verin diyor. Böyle söylüyor. Onların içtihadı böyle. Evet. Efendimiz de böyle söylüyor. Ve emtarna aleyhim hicareten min siccil. Onların başına taş yağdırdık diyor. Böyle adamları engel olmak zorundayız. Çünkü ahir zaman ümmetinin alameti, farikası, markası emr-i maruf yapmak, nehi anil münker yapmaktır. Bunları gördün mü engel olacaksın fiilen. Yapamıyorsan sözle, yapamıyorsan kalben buğz edeceksin. Hoş karşılamayacaksın. Hoş karşılaştığın zaman sen de melunsun. Kural bu. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Allah'ın kanunu bu. Ama şimdi onlar yapıyor işte bizde toplantılar, bilimsel toplantılar falan falan filan asla olamaz. Asla caiz değil. Biz Müslümanız ve Allah'ın kanunu da böyledir. Bu adamlara Cebrail aleyhisselam göndermiş Allah. Tefsirlerde beyan edildiğine göre bakmış ki gece tebellerini yerin dibine batıracak, taş yağdıracak. 80 bin teheccüd namazı kılan var. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Teheccüd gece, yani 5 vakit namazın dışında gece kalkmış gözyaşıyla 80 bin teheccüd kılan var. Bu adamların nasıl taş yağdırayım diye içinden şey gelmiş, dönmüş Allah'a. Ya Rabbi demiş, bana emir verdin, batır 80 bin teheccüd kılama demiş. Bunu yapanlar demiş, bu kadar yok. Onların teheccüdünü kabul etmiyorum. Çünkü onu engellemediler. Git hepsini batır demiş. Onun için böyle şeyleri engel olmazsak bela umumidir. Hepsinin cezasını hepimiz çekeriz. Onun için bunları asla kabul etmeyeceğiz. Avrupa ne yaparsa yapsın. Biz asla kabul etmeyeceğiz. Onlar da batması yakın. Kendiler de bunun farkındalar zaten. Yabancılar, çocuk, kadınlar çocuk yapmıyor. Yabancılar çocuk teşvik primlerinden yararlanmak için çocuk yaptıkları için Amerika'da da Avrupa'da da yabancılar nüfusu 50'lerden çoğaldı. Papalık bunu kurnazlıkla Müslüman Türkleri hiç olmasa kovalım Müslümanları diye İslamofobi diye bir şey çıkardı. Oradan onlara uymayan Müslümanları kovmaya çalışıyorlar. Bunun farkındalar. Maalesef orada kalıp da onların bu adetine uyan Türkler de var. Telefonlardan arz ediyorum. Bana söylenenden kadın ağlıyor. Ben seni dinliyorum. Ben 5 vakit namazımı kılanım.
Ama oğlum 20 yaşından yukarıda evlenmiyor. Erkekler yatıp kalkıyor. Gittim, oğlum biz Müslümanız, biz Türk'üz. Böyle şeyler yok. Bunlar lanetlilik, lanetli olma sebebidir demeye gittim, bunları söyledim. Kabul etmediği gibi polise telefon etti, beni evden attırdı diyor. Bir Türk genci. Onlara uydurmuş. Zaten oradakilerin derdi de o. Bize uysunlar istiyorlar. Kanunlarında var. Erkek evleniyor. Gariban ülkelerden, işgal ettiği Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, fakir ülkelerden Irak'ta Amerikan askeri var, Suriye'de her türlüsü var. Oradaki gariban çocuklardan, o harplerde ailesi şurada, 10.000 çocuk kayıp. Bu çocuklar alıyorlar işte. Çocuk yapma zevklerini, erkek erkekten çocuk da var mı? Parayla satın alıyorlar, bunları yetiştiriyorlar. Bu bir vaka. Kanunlarını da var. Bunları Allah rahmet nazarıyla bakmaz, yerin dibine geçirir. Lut kavmini geçirdiği gibi. Biz asla kabul edemeyiz. Asla kabul edemeyiz. Evet, Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağı, mastürbasyon yapan, homoseksüellik yapan kimselerdir. Ve müdmilül hamr, Müslüman olarak size Efendimizin emirlerini duyuruyorum. Biz tebliğciyiz. Elçiye zeval olmaz. Yaparsın yapmazsın. Ben dinde olanı size arz ediyorum. Öbürsü sana ait. Duyana ait. İçkiye idmanlı. Evet. Ben çocuklarıma bakıyorum. Onları iyi besliyorum. İyi evde oturtuyorum. İyi tahsil yaptırıyorum. Hayır da yapıyorum. Ama akşamları şarap, bir kadeh şarap içiyorum. Bu benim zevkim. Evet, diyenler var. Asla bundan vazgeçmeyenler var. İçki içmiş, vazgeçmiş, tevbe etmiş. Ona bir şey demiyorum. Tevbe etmiş. Ama dünyayı verseler bir kadeh şaraba değişmem. Ondan vazgeçemem. Dünyayı verseler sigarayı bırakmam. Ondan vazgeçemem. Dünyayı verseler bir kadeh rakıdan vazgeçmem diyen İdmanlı, içkiye idmanı, müdminül hamr olanlar, bunlara da Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Tövbe de etmediği sürece cehenneme ilk girenlerle cehennemine sokar. Bir diye ve darbu ebeveyhi hatta yesteğise. Evet. Anası babasını beğenmiyor. Yemesi bilmiyorsun, içmesi bilmiyorsun, konuşması bilmiyorsun, oturması bilmiyorsun, kalkması bilmiyorsun. Moruk, koca karı, koca herif diye anasını babasını küçük gören, sözüyle onları inciten, eliyle döven, onları eziyet edip azap eden çok var. Çok var. Hatta anası babası yetişin, kurtarın beni elinden, bana telefon ediyor bak. Oğlum beni polise attırdı diyor, hocam diyor. Ben ne yapacağım diyor. Almanya'dan telefon ediyor. Türkiye'de de var. Aha böyle anasını babasını eziyet eden, döven, seven, onu incitenler, Allah rahmet nazarıyla onlara bakmaz. Bundan vazgeçmediği, tevbe kökünden bırakıp ıslah olmadığı sürece de cehenneme ilk girenlerden olur ve dünyada da rezil eder, ahirette de rezil eder. Vel mu'zi ciranehu hatta yel'anuhu. Evet. Akraba, evet, sıra-i rahim, ziyareti, birbirleriyle yardımlaşmak, konuşmak dinimizin emridir. Evet, sıla-i rahim dinimizin önemli emirlerindendir. Ziyaret edeceksin, haliyetleri soracaksın, gönlünü alacaksın. Sadece sözle değil, parası yoksa para vereceksin. Sıkıntı değilse yardım edeceksin. Sıla-i rahim bu, akrabaya, kardeşe, oğluna, dedene, ninene, amcana, teyzene, halana sıla-i rahim. Ha, bunlar her zaman hepsi aynı apartmanda olmayabilir. İstanbul'un bir başından bir başı 90 kilometre. Falan semtte, birisi falan semtte. Sen de falan semtte bir apartmandasın.
40 daire var. Daha da çok olanlar var ya. Komşun var. 90 kilometre ileriden akraban sana gelecek de sen ona gideceksin de deyince kadar her şey değişir. Gecede gündüzde bir şey olsa tık tık komşu kusura bakma benim adam işte kalp krizi geçiriyor. Benim hanım işte sancılı ilgilenir, hastaneye götürür, doktor çağırır. Komşu uzak akrabadan daha çok senin işine gelir. Onun için komşu ile iyi geçinmek lazımdır. Senin yardımcındır. Böyle değil. Komşusuna, onunla iyi geçineceğine hiç huzur vermiyor. Ezzet ediyor ona. Evet, şimdi öyleler var. Televizyonu delikanlı veya kız o biçim yetişmiş. Açıyor sonuna kadar evde namaz kılamıyorsun gürültüden patırtıdan. Eziyet. Evet. Ve senin inancına, ahlakına, milli şeylere uymayacak hareketler. Eziyet ediyor şimdi. İşte böyle komşusuna eziyet etmiş. Eziyet etmiş. Öyle ki Allah şu komşudan kurtarsın, Allah belasını versin diye beddua ediyor komşusuna. O hali gelmiş komşular birbiriyle. Bunlara da, komşunu eziyet edene de Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Tövbe etmediyse, bunları terk etmediyse cehenneme ilk girenlerle onları da cehenneme sokar. Buhari hadisi Ayşe radıyallahu anh'a validemizden. Mezale Cibrilu yusini bil cari. Hatta zanentu ennehu seyüverrisühü. Evet, Ayşe anamızdan naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Komşu hakkında aman komşu, aman komşu, aman komşu filan diye o kadar tavsiyelerde bulundu ki, o kadar uyarılarda bulundu ki, komşuluk hakkında öyle şeyler söyledi ki, komşun komşun mirasçı olacağını zannettim. O kadar yakın durmamı söyledi bana. Hatta zanantu ennehu seyüverrisu. Sanki mirasçı kılacak komşuyu bana zannettim. Evet. Kalu muslimen kâne zâlikel câr ev kâferen abiden ev fâsıgan sadîkan. Evet. Kafirse Müslüman mı? Kafir mi? Fasık mı? Böyle bir adam mı komşu? Kim olursa olsun. Komşunu eziyet edemezsin. Komşunu eziyet eden Allah'ın bu lütfundan, rahmetinden mahrum kalır. Acı akraba olmasa bile, garip olsa bile, efendim abid veya fasık, günahkar olsa bile komşunu eziyet edemezsin. Evet. 40 hane. Bir taraftan 40 hane, bir taraftan 40 hane. Böyle diyen var. Efendim işte bağırırsan sesin gideceği yere kadar olan şeyler diyen var. Veya birbirine bitişik evler. Ne kadar kaç kişi oldu diyenler var. Komşu yani bir memlekette herkes birbirinin komşusu olmuş oluyor. Evet. Komşu eziyet edenler. Evet. Ve nakihu halile halile tecarihi. Komşu komşuya bu kadar yakın. Gece gündüz de işini görür, yardıma koşar hastalığında, sağlığında. Böyle yakın çünkü. Ve girerler çıkarlar. Hanımı senin eve gelir, senin hanımı onun eve gelir. Bu yakınlıktan ileri gelen, ihtiyaçtan ileri gelen giriş çıkışlar. İslami kuralları bir erkekle kadın yalnız kalamaz bir odada ama şimdi bunlar bilinmiyor. Bundan dolayı bir erkek komşu kadınla böyle girip çıkarken ona göz koymuş, adamın karısıyla cinsel ilişkiye girişmiş. Çok var böyle, çok var. Evet, merhaba merhaba derken işi götürmüşler. Zina en büyük günahlarının en büyüklerindendir. Evet, böyle komşusunun hanımıyla samimi işler görürken, insanlık yardımlaşmaları görürken bu pis işi yapmış olan kimse
Allah'ın rahmetinden kesiktir. Gufranına ona ulaşmaz. İhsanda Allah ona bulunmaz. Tövbe etmediyse ilk cehenneme girenlerle onu da cehenneme sokar. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerif bize diyor ki ana babanın hakkı çok önemlidir. Anladık. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Dikkat edin. Onu anlatıyor. Evet. Hazreti Enes'ten Hasan İbni Arafe'de radıyallahu anh'tan seb'un 7 iş vardır. Evet. Yücra lil abdi ecruhunne ba'de mevtihi ve huve fi kabrihi. 7 iş vardır. Kim onları yaparsa, onu yapanlar adam öldükten sonra o kabrindeyken onun sevabı yine onun üzerine akar gider. Nedir onlar? Bir, men alleme ilmen. Öğretiyorsun. Komşuna, çocuğuna öğretiyorsun. İlim öğretiyorsun. Tabii en başta dini bilgiler. Abdest, gusül, namaz, oruç, hac, zekat. Şimdi Ramazan arefesindeyiz. Komşu, oruç tut yavrum, kuzum. Bunları öğretiyorsun, diyorsun. İşte böyle bir kimseye ilim öğretmiş. Evet, ilim öğretmiş. Bu çocuk da senin öğrettiğinle namaz başlamış, oruca başlamış, ahlakını düzeltmiş, yanlış yerde vazgeçmiş. O da çocuğunu böyle yetiştirmiş. Sen ölsen bile o çocuk, senin öğrettiğin çocuk bu işleri yaptıkça senin şeyine, sevabına yazılır diyor. Biz buna sadaka-i cariye diyoruz. Gelecek zaten. Onun için bildiklerini arkadaşlarına, dükkan komşularına, ev komşularına, senin kadar bilgisi yoksa vesileler bularak, fitne çıkarmadan, arayı karıştırmadan güzellikle öğretirsen, senin öğrettiğin iyiliği o yaptıkça sana sevap gider. Ölsen bile evkera nehran. Evet. Ya da ne yapmış? Şimdi tabii Efendimiz tazyikli sudan bahsetse anlarlar mı? Tazyik su diye bir şey yok ki Medine'de, Mekke'de. Diyor ki sukut, insanlar faydalansın diye, hayvanını sulasın diye, bahçesini sulasın diye ileriden su bulmuşsun, su getirmişsin memlekete, insanların olduğun yere. Ark açmışsın. Evet, ark açmışsın. Bu su devam ettiği sürece sen ölsen de hep sana sevabı gider. Ev hafira bi'ran, ya da yollarda hayvanla gidiliyor eskiden. Otomobil mi var, şu uçak mı var? Gidiliyor. Tarlaların arasından yol gidiyor. Herkes tarlasını gidecek, ekecek, biçecek, ekini biçecek, nada seçecek filan. Komşu köye gidecek. Susayacak, hayvan susayacak, bindiği hayvan. O şeylere, yolun geçtiği yerlere kuyu, su kuyusu açan adam ölse de onun sevabı arkasından devam eder. Ev varse nahlen, ya da gelip geçen yesin diye ağaç dikmiş, meyveli ağaç. Herkes para verip meyve alamıyor. Dikmiş böyle yolların kenarına ki gelip geçen yesin diye, böyle ağaç dikenin sevabı, sevabı ölse bile arkasından devam eder. Ev bena mesciden, namaz kılsınlar diye namaz kılacak, cuma namazı topluca kılınır. Yağmur var, kış var, bina yapmak lazım. Böyle bir mescit bina yapmış adam. Evet, helal parayla. Şimdi kanuni bu camiyi yaptırmış. Mimar Sinan yapmış. Hoca müezzin
ona dua ettirdi, Fatiha okutturdu bize. Her beş vakit söylüyorlar. Ben de şimdi hadis okuyorum, dini öğretiyorum size. Bizim sevabımızdan almıyorlar ama Kanuni'ye, Mimar Sinan'a yazıyorlar. Senin camide hadis okunuyor, namaz kılınıyor diye. Böyle cami yaptırmış adamın sevabı arkasından ölse bile kıyamete kadar devam eder. Evrese mushafan. Müslümanların uyacağı kitap Kur'an. Ayetlerin hepsinin bulunduğu ana kitaba mushaf denir. Herkes mushaf alamamış. Sen mushaf koymuşsun, camiye koymuşsun veya herkes okuyacağı yerlere mushaf koymuşsun veya mushaf hediye etmişsin başkalarına, evinde bulunsun, okusun diye. O mushafından okudukları sürece sevabı sana devam eder kıyamete kadar. Kıyamete kadar. اَوْ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Besmele ile yatağa girmişsin, eşinle birleşmişsin, besmeleli birleşmeden temiz çocuk doğmuş. Ondan sonra kulağına sağ kulağına ezan okumuşsun, sol güne kâhmet getirmişsin, güzel at koymuşsun, haram yedirmemişsin, sünnet ettirmişsin, akika kurbanı kesmişsin. Böyle güzel yetiştirmişsin, namazlı, abdestli çocuk yetiştirmişsin, evlat yetiştirmişsin. Sonra ölmüşsün. O çocuk da namaz kılıyor, abdest alıyor, hayır ediyor. Onun da çoluk çocuğu oluyor, o da öyle yetiştiriyor. İşte böyle güzel nesil yetiştirenler kıyamete kadar o nesillerinin yaptığı namazlardan, abdestlerden hayır görecekler kıyamete kadar, ölümünden sonra. Evet, Allah'ın mağfiretine, günahların affına uğrayacaklar diyor güzel peygamberimiz. Böylece bize bunları yaptırın, sevabınız devam etsin buyuruyor. Evet, bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmiş. İmam Suyuti sahih hadistir demiş. Evet. Seb'u mevatın. Evet, yedi yer vardır. Bunu da okuyalım. Yedi yer vardır. La tecuzu fiha salatu. Bu yedi yerde, bu yedi mekanda namaz kılmak caiz değildir. Farz kılmak caiz değildir. Nafile kılmak caiz değildir. Bir namazı kaza etmek caiz değildir. Eda etmek caiz değildir. Namaz kılınmaz bu yedi yerde. Birisi zahiru beytillahi atik. Kabe-i Muazzama'nın üstünde namaz kılınmaz. Kabe'nin tepesine çıkılmaz. Terbiyesizliktir, edepsizliktir. Kabe'nin tepesine çıkılmaz. Üstünde Kabe'nin namaz kılınmaz. Buyuruyor sattığı Kabe'de saygıyı ihlal ettiğin için. İkincisi vel makbara. Kabristan'da namaz kılınmaz. Kabirlerin arasında namaz kılmayacaksın. Önünde kabir var, sağında kabir var, solunda kabir var, arkanda kabir var. Kabirlerin arasında namaz kılınmaz. Kabire karşı namaz kılmak caiz değil. Ona tapıyormuş gibi şeklen bile olsa caiz değil. Kabirlerde, kabristanda namaz kılınmaz. Ha, kabirin içinde bina var, etrafı kapalı. Onlardan eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Bizim camilerin işte bunun da önünde mezarlık var ama buradan ayrı duvarı var, görüyorsunuz. Burada problem yok. Böyle değil. Kabirler meydanda, arasında namaz kılamazsın. Efendimiz'i mezbele. Mezbelelerde evet, necaset atmışlar, çöplük, gübrelik. Burada namaz kılamazsın. Namaz kılacak yer temiz olmalı. Namaz kılan elbise temiz olmalı, abdestli olmalı. Evet, ve kılacağı mekan, yerde pislik olmamaları. Böyle mezbelelik yerlerde, çöplüklerde bir sürü pisliklerin arasında namaz kılınmaz. Vel meczere, evet,
Hayvan kesiliyor. Gelen orada kesiyor. İşte kesilecek yer tayin etmiş belediye. Başka yerlerde yasak diyor. Sen de akika kurban kesiyorsun, nezir kurbanı kesiyorsun, bildiğin kurban kesiyorsun. Herkes orada kesiyor. Orada da namaz kılınmaz. Kan akıyor, şu akıyor, bu akıyor. Böyle vel hammam. Hamamda namaz kılınmaz. Çünkü hamam herkesin acayip şeyler yaptığı yerdir. Ama hamamı duvarla ayırmışsın. Eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Herkes burada yıkanıyor. Sen burada namaz kılınmaz. Hamamda namaz kılınmaz. Ve atanul ibili, develerin yatıp kalktığı yer. Deve yatar, kalkar, salıverir, işer. Kakasını der. Bunların tabii karşısındakiler sığır yetiştirmiyor, deve yetiştiriyor. Deveden bahsetmiş. Öbür hayvanları yetiştirenin hayvan damında, deve yatağında namaz kılınmaz, pistir çünkü. Gece de gündüz de işer, kakasını eder, orada namaz kılınmaz. Ve mehaccetü tarik. Evet. Ana yol var işte, görüyorsunuz. Herkesin gelip geçtiği ana cadde, sokak. O caddede namaz kılınmaz. Çünkü sen namaz kılacaksın, önünden geçecek herif. Seni beklese treni kaçıracak. Evet, şimdi buradan şu. Burada namaz kılıyor adam, fıkıh bilmiyor. Tam kapının çıkacağı yere durmuş namaza. Başka yer yok mu lan? Ama hiçbir şey bilmediği için camide namaz herkes işine gidecek, cuma dükkanını açacak. O ağır ağır kılıyor, tam çıkılacak yere durmuş. Herkes önünden geçiyor. Diyor ki Peygamberimiz, bir namaz kılan önünden geçeceğime aylarca beklerim diyor. Namaz kılmanın önünden sütre yoksa, parmaklık yoksa, böyle 30-40 santim bir yükseklikte bir şey yoksa veya bir adam sırtını dönüp önüne oturacak, ona sütre olacak, sen o zaman geçebilirsin. Böyle yok. Adam bunu bilmedi. Tam kapının eşiğine duruyorlar. Çok gördüm böyle. Millet de önünden geçiyor. Çıkan da bilmiyor bunun yanlış olduğunu. Duran da bilmiyor. Bilgi sıfır ahir zamanda. Yalnız Türkiye'de değil, başka İslam aleminde de böyle. Kabe'ye gidince herkes hiç takmıyor namaz mamazı. Halbuki Peygamber namaz kılanın önünden geçeceğime beklerim diyor. Sahibi diyor ki, yıllarca beklerim mi dedi, günlerce beklerim mi dedi, aylarca beklerim mi, orasını bilmiyorum diyor, onun için söylemeyeceğim diyor. Öyle önemli namaz. Küçük, masum çocukların, sabi çocukların geçmesi zarar vermez. Ama yetişkin erkekler namaz kılanın önünden geçemezler. İşte böyle ana yollarda da herkesin gelip geçtiği adam hakkı orası. Sen orada namaza kılamazsın. Gelip geçe engel olmayacak şekilde, önünden namaz kılmayacak şekilde ayarlarsa orası ne âlâ. Ama öyle bunları bilmeden buralarda namaz kılmak caiz değil diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bu kabirstan, efendim işte bu çöplük, efendim kasapla hayvan kesilen yer pisliğinden dolayı, efendim hamam, keza şeytanların çıplak duruluyor orada, herkes kendini dikkat etmiyor, şeytanların uğrak olduğu bir yer hamam. Evet, caddede namaz kılarken birisi geçiyor, gözün ona takılır, namazda huzur bulamazsın. Ayrıca önünden adamlar geçer. Evet, insanlar geçerken huşu diye bir şey kalmaz. Onun için namaz kılarken camide de olsa herkesin önünden geçmeyecek, engel olmayacak bir yer bulacaksın. İbn-i Mace, İbn-i Cerir hadisi nakletmişler. Hazreti Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve töbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin.
üçer salavat-ı şerife anlamaz. Birer elem neşrah leke-i şerif, me'al besmele-i şerife bismillah. Elem neşrah leke-i sadak. On üçer İhlas-ı Şerif, Besmele ile beraber Fatiha-i Şerife, me'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celileyi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahide göçmüşlerimizin ervahına, şühedanın, kuzatın, ashab-ı hayratın ervahına hediye edildik. Vasıl eyle, cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasına tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayr eyle.
aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Bizi hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı yanlış görüp ondan uzak kalanlardan, özü sözüne, kavli fiiline, içi dışına uygun salih müminlerden eyle. Her türlü kötülüklerden, belalardan, hasetten, fesattan, şerlerden bizleri, ümmeti Muhammed'i, evlad-ı iyalimizi mahfuz ve masun eyle. Ya İlahi'l Alemin, bizleri senin gerçek emirlerine uyarak, Efendimizin sünnetlerini kendisine prensip edinerek hayatını idame ettiren güzel Müslümanlardan olmak için yardımını bizden esirgeme ya Rab. Bizi bize bırakma, elimizden tut ya Rab. Subhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhane Rabbina Rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.